Merhaba dostlar. Bugün 15 Nisan, Dünya Sanat Günü. Kutlu olsun. Düşünüyorum da Homeros'un Kikloplarından Dedem Korkut'un Tepegözü'ne sadece adı değişti yiğitlerin, düşmanların. Aynı tuzaklara düştük masallarda, öykülerde. Aynı umutlara koştuk yüzyıllarca. Aynı ela gözler kanına girdi yiğit delikanlıların. Gözleri uzaklarda bir yere takılmış, dönmeyen oğullarına yandı analar. Masum çocukların babasızlığı ısızladı yüreklerde. Gelinlerin uzun gecelerinin soğuk yataklarına yandı insanlar. Aynı bulutun yağmuruyla ıslandık, aynı güneşte kuruttuk elbiselerimizi. Aynı müzikle coşup aynı olaylara güldük hep birlikte. Aynı ovada kurşun sıktık birbirimize. Taze gelinler, öksüz çocuklar, bağrı yanık anılar bıraktık ardımızda hep. Kazansak da kaybetsek de hep birileri kazandı, biz kaybettik. Barış kaybetti, dostluk kaybetti, insanlık kaybetti. Deneme ve eleştiri yazarı, sanat tarihçisi, çevirmen, Türk kültürünün kökenlerine ve sorunlarına eğilen yazılarıyla bilinen, aynı zamanda ressam ve şair Bedir Rahmi'nin ağabeyi olan Sabahattin Eyüboğlu, bir yazısında bakın ne diyor dostlar. Anadolu'nun büyük şehirlerden uzak bazı dağ köylerinde her yıl kış ortasında sayacılar adıyla bir şenlik yapılırmış. Köyün delikanlıları hayvan postekileri yiyerek evlerden yiyecek toplar, bir yerde geç saate kadar eğlenirlermiş. Bu eğlence esnasında garip bir temsil yapılırmış. Biri siyah, biri bembeyaz giymiş iki adam ortaya çıkarmış. Beyaz adam nur yüzlü ve sevimli, siyah adam iblis suratlı ve korkunç olurmuş. Bu iki adam arasında bir kavgadır başlarmış. Siyah adam, beyaz adamın yanında sessiz duran bir kadını elinden alır ve beyaz adamı öldürürmüş. Bir süre sonra köylüler beyaz adamın ağzına meyveler koyarlar, beyaz adam dirilir, siyah adamı öldürür, kadını geri alırmış. Böyle diyor Sabahattin Eyüboğlu ve devam ediyor. Sayacılar temsili benim için bir mihenk taşı oldu. Romana, hikayeye, tiyatroya bu açıdan baktım hep. Örneğin Yunan tragediyasında savaş insanlarla tanrılar arasındadır. Tanrıların elinde sonunda yenecekler muhakkak olmakla beraber sahnede her iki güç birbirini hiç yenemeyecekmiş gibi çarpışırlar ve seyirci ana dili gibi bildiği bir efsaneyi gittikçe artan bir merak ve coşkuyla izler. Sofokles'in Kral Oedipus ve Antigone tragedyalarında bu denge en olgun biçimini bulmuştur. Shakespeare'in tragedyalarında da öyledir. Goethe'nin Faust'unda da. Karagöz Hacivat da siyah beyaz dövüşünün iki hatırı sayılır kahramandır aslında. Bu iki kahraman sonsuz bir savaşmaya girişmişlerdir. Karagöz hep yener ve yeneceğini önceden biliriz. Büyük sanatçı belki de siyah beyazı eserlerinden önce ruhunda yaşatan adamdır, diyor Sabahattin Eyüboğlu. Değerli dostlar, ister bir sanat eseri yaratıcısı olsun, ister o sanat eserinden zevk alan, izleyen bir kimse olsun, sanata ilgi duyan herkes yaşamayı yeryüzünde ömür sürmekten, sıradan bir ömür sürmekten çıkarıp bir mutluluk haline getirmiş, hayatı sevince kavuşturmuş mutlu insanlardır. Bu nedenle sanata evet, bu nedenle siyah beyaz savaşında beyazın galibiyetine evet